Arkadaşlar bugün yine Dostlar Meclisi'yleyiz. Bugün çok önemli bir konu var. Aylardır belki de çekmemi bekledikleri bir video var. Hem arkadaşlarımın hem siz değerli takipçilerimin abonelerimin beklediği video var. Bu videoyu daha önce farklı kanallarda izlediniz. Mertcan Bahar'da gördüm. 2-3 kanal daha gördüm. Yurt dışında yapılan bir şey zaten. Kaleye bugün değerli eşyalarımı koyuyorum ve arkadaşlarımdan onları vurmasını istiyorum. Ama şöyle bir şey var hocam. Benim kaybım yok. Benim değerli eşyam yok. Her videoda aynı muhabbet. Geçen videoda bir muhabbet oldu. Sen bana çok güzel kötülükler yaptın. Ooo. Evet. Bakacağız. Bugün bakacağız. Ama önce bir şey diyeceğim. Benim telefonum kimdi abi? Ben de. Oradan bir Emir'i arar mısın? İnce hesap Emir. Alo. Emir hocam merhabalar. Merhaba Emir, nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam şimdi ben bir video çekiyorum, değerli eşyalarımı koruyorum diye. Benim pek bir değerli eşyam yok. Bu konuda ince hesaptan ve sizden, Sayın Mert abimden, Gigabyte'dan, artık Game Power'da herkesten bir destek bekliyorum. Tamamdır, sahaya daha önce gittin mi? Şimdi geldim. Bütün ürünler sahada seni bekliyor kardeşim. Tuttuğun senindir, tutamadığın da bizimdir. Artık arkadaşlarla paylaşıyoruz. Tamam hocam. Arkadaşlar ince hesap bana yayın açmam için canlı yayınlara başladık ekipçe. Birkaç ekipman diyeceğim yok. Bütün çeyiz yolladı. Her şeyi yolladı. Çeyizimi yolladı. Bir erkeğin çeyizi sistemidir arkadaşlar. Mert abi arıyor, aç. Mert abi. Efendim kardeşim. Şu an YouTube videosundayım. Bana ürünleri yollamışsınız. Onları korumaya çalışacağım. Koruduğum benim oluyormuş. İnce hesapla anlaştım. Koruduğum, koruyamazsan ne olacak? Bizim. Abi koruyamazsam onu sonra konuşalım. İyi tamam, hadi bakalım, başarılar. Sağ ol abi, görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar olay şu, karede ürünler var, ödülleriniz var. Benim şahsi eşyalarımı vursanız sizin, tamam. Şahsi eşyalarımı vursanız sizin, donuma kadar alabilirsiniz. Tamam, çok iyi. Ama umarım, beyler bakın umarım. Yayın açacağız. Umarım. Yayın açacağız. Oğlum, sistem vurmayın lan. Bakarız. Kanka bana da var. Sizin olmayacak oğlum, boşa kalacak. Olsun. Boşa sizin olmayacak. Senin olmasın, benim yoksa senin de yok. Evet. Mottomuz bu. Onun düşüncesi o, ben bugün, hayır, ben öyle bir şey demedim ya. Tamam ben kaleye geçiyorum. Ben öyle bir şey demedim. Ben kaleye geçiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Hepinize başarılar dilerim kardeşim. Hepinize başarılar diliyorum. Burnunuz out olsun. Canınız. Evet, sanal dükkanımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar burada bir tane 4070'imiz var. Bunu vurursanız bak şurada anlaşalım, bu sizin olmuyor. Boşa düşüyor. Senin de olmuyor. Benim de olmuyor. Tamam. Ne size yar oluyor ne bana yar oluyor. Tamam. Güzel. Zaten kendi rakibimse bana yar oluyor. Kulaklığımız var. Bu da şahsi değil. Şahsi değil. Ekran. Görüyorsunuz monitör. Kaç hertz bu? 165. Oh, 165. Vurmayın oğlum, az uçak vuracak. Burada kasa var. Şöyle bir trik yaptım. Önce şahsi eşyamı vurursanız bunu alıyorsunuz, sonra kasa. Köşeden bir kasaya böyle. O zaman kasayı alırsın. Şuradan bir tatlı dokunursan evet, o zaman kasayı alıyoruz. Bunu. Kasa önemli. Kasayı almayın. Kasa. Hocam sıvı soğutma burada. Onu biraz buraya uzak koydum. Olaylardan uzak kalsın. Tamam. Lazım. Hocam bu şahsi eşya. İşte bu. Onu indirdik işte. İki oyundur kurtarıyorum. Bu oyun kurtaramayabilirim. 14 Pro. Ben yenisini alacağım için bunu hediye edeceğim. Hocam 256. Burada bir monitörümüz var. 32 inç ne bu? Gigabyte'da o çok büyük. Televizyon mu? Televizyon gibi. Hocam AirPods var. Burada vuran double yapacak. Klavyemiz var. Bir de burada ne var en son göremiyorum burada. Anakartımız var. Anakartımız var. Bir de burada bunlar var. Anlaşıyor. Bir de kol var, joystick var. O kolu almayayım ben ya. Kanka almayayım. Evet, eşyalarımız tanıttığımıza göre videoya başlayabiliriz. Arkadaşlar 4 tur hakkınız var. Aa, YouTube plaketimi söylemeyi unuttum. YouTube plaketimi var, 100 bin. İndir Ceyhun. Duruyor. Lan Benfica forması da var bak. 5 milyon Benfica formamız var. Hayır ya, oğlum alıyordum ekran kartını ya. Gel ya. O ne be? Plaket. Tebrik et, beni tebrik et. Oğlum çok boşluğuma geldi ya, ayağımla gittim. Kanalımdan şimdi defol. Canlı civciv. Hayırlı olsun kanka. Teşekkür ederim. Bunu sakla ama, tamam mı? Güzel mı? Bir dekor tamam, oldu sana. Evet. Tamam ayrıl artık hadi. Seni alana kadar çok şey yaşadım. Neyse ya, yenisi gelecek zaten yakında. Kardeşim. 100 bin plaketini kaptırdık. Can kardeşim hayırlı olsun. Teşekkür ederim güzel kardeşim. Ama insanlığımızı kaptırmadık en azından, o da önemli. Gibi! O nasıl bir şey alamam o? Hadi konsantre. Bu senin kaçıncı hakkın bu arada? Evet, üçüncü tura girdik. Bilgim. Parmağımın ucuyla üç parmak. Tamam, almadın bir şey. Ya hayır ya. Hayır. Bravo.
Bir de seviniyor ya. Bir de seviniyor mu? Benden bunu aldın lan. Senin bana, de değildi bu zaten. Bana yar olmazsa sana da olmasın. Yapacak bir şey yok. İğrenç insanlarsınız ya. Güzel. Duyamadım. Koruyamadım. Arkadaşlar 5'ini tut. Yar etmem. Emre'ye iki geldin Müdü abicim. Aferin. Lan. Arkadaşlar 5. turun sonundayız. Şu an sadece YouTube plaketim gitti 100.000. Monitör gitti bir de. Ah monitör gitmiyor. Gitti. Açtım Prime Mode açtım gel. Açtım Prime Mode gel. Oh. Nasıl? Ya nasıl? Hayır ya aradan geçti. Aradan mı geçti? Savaşıyorum lan savaşıyorum gelin. Bir şey diyeceğim. Bakın burada iPhone var, joystick var. Yok burada böyle bir şey yok aslında. Bu yok. Bu yok. Bu yok bu benim. Eve götüreceğim. Annem kızıyor vurmayın ya. Bak sen dayak istiyorsun ha. Ya nasıl dönmedi? Sen nasıl vurma ne olur? Dur lan! Oğlum alıyordum lan o şeyi. Ne dönmedi? Nasıl vuruyor? Ne oğlum sen? Ayağı o ekran kartı. Nere hangisini? Ayağı babası. Tabii bütün ödülleri alacağız. Hayır vuracağız. Ben de. Dur. Kaçın turdasınız? Abi son 3 tur veriyorum yeter. Son 3 tur. 4 tur diyerek böyle bıraktım. Dur. Hayır. Dur. Sana yemin ediyorum ufacık duruyor. Bir daha direğe vuran alacak. Kanka baksana nasıl? Bak küçücük tutuyor. Ne olur lan. Bak üst direğe vurmaya çalışıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi siz? Ha? Ne istiyorsunuz? Herkesin son 4 hakkı. Can Ergin'le başlıyor. Herkesin son 4 hakkı. Şu 1. Şu 2. Ah, artık kebap, ben. Hadi. Hayır! Çok iyi. Bugün sadece plaket kazandı bizden. Ben? Oğlum YouTube kanalını aldım ben senin. Daha ne aldım? Geri versene, para kazanan. Hayır. Sen bir şey sorabilir miyim? Tamam, benim değerli eşyalarımı geç. Tamam. Oyun oynayacağız. Hani sistem vurması olur mu? Tamam, ben AirPods'la iPhone'a çalışacağım. Ama vurdu. Ama vurdum ya. Vallahi vurdum ya. Düşmedi. Oğlum 5 kat bant. Düşmedi. Ya düşmedi. Ya, kanka düştü mü? Düşmedi. Hocam 2 atıyor Ceyhun. 2 geldi. Kasa gidiyordu. Yalnız o kadar yalandırmıştım ki. Durdum, elimi böyle attım, top geldi. Müdahale ediyorsun ya. Şey yapmadık ya. Ha niye müdahale ediyor? Olmaz. Allah arkadık. Kanka net gördüm beyaza çarptı. Hayır. Beyaza çarpmış. Hayır beyaz zaten buldu. Ama boğulmasa ola gelecek. Ne oluyor? Kasa böyle şeyler yapıyor. Kasa. Rüzgardan düşmesin. Kasa. Ya ne kasası ne anlatıyorsun be? Kasa. Bir şey söyleyeceğim. Sen tek bir şey söyleyeceğim. Kaç yıldır top oynuyorsun? 12 yıllık bir futbolcu. Şunu direkt vuramayıp arkadan sekip hatta muallakta kalan bir şeyi kabul ediyorsa ben bu kanalı kapatayım ya. iPhone da kafana çarpıyor. İyi misin kanka? Beni istiyor. Hadi kaybol. Ne kazandın? Ne vurdun bugün? Bir tane monitör vurdum. Abi beni eksilttin sen. Senin gibi dostum. Neyse bir tane. Arkadaş diyoruz, kardeş diyoruz, koynumuzla besliyoruz. Monitörümü vuruyor. Şimdi ben o monitörü bir şekilde geri almam gerekiyor. Yalvaracağım depoda. Tek bir şey söyleyeceğim sana. Canın sağ ol. Arkadaşım dediğin insanın bir hatasını story mi atarsın yüzüne mi konuşursun? YouTuber mısın yoksa sen? Aldı. Şu ben bir kafalarım ama bir alayım. Mertel! Kamera yap. Mertensin. Adam ne dedi biliyor musun videoda? Dedi ki ben Benfica forması çok istiyorum dedi. Ya Allah hiç üzülmedim. Hiç üzülmedim kardeşim. Hiç üzülmedim. Oğlum ben çok kaybediyorum ya. Hep kaybediyorum. Ne
Eren bugün bizden bir tane Benfica forması, bir Emir Rüfa kartı. Başka bir şey yok. Bu kadar. Evet. Sen hep şahsi eşya alırdın. Evet, ben bilerek sen yayınlarını çok seviyoruz kardeşim. Adam adam. Misafir olmaktan da gurur duyuyorum. Sen bana yükseliyor olabilir misin evet, biraz? Emre vur, Emre vur. Tutmadı ya. Tutar normalde. Eyvah, boşluğa geldi boşluğa. Hafife aldı hafife. Hadi bakalım, hayat yine iyi sık. Ben ne yaptım az kasası önce? Kasası da gitti. Alıp ben gidiyorum ben bunu. Hayalet aldım az önce. Sen son kez bak istiyorsan buna. Dur son kez bir gösterelim. Bir şey sorabilir miyim? Bu sadece kasa değil mi? Sadece evet, sadece kasa. İçi boş. Dış içindekileri oraya astı. İçi boş kasa değil evet, mi? Ama bu da çok kaç güzel. Para bu mesela? Bakayım falan bu. Pahalı bir şey. Yani vardır herhalde. 2,5-3 vardır. Daha fazladır. Biliyorum. Bu kadar da kötü seni, değilim hayır, ama. Seni hafife almak için bir an aklım ona gitti. Onu düşünüyorum. Ah. Emre burada bir şey kalmadı. Hayır. Abartma. Beyler, herkesin son hakkı sadece sol köşeye vurmak serbest. Arkadaşlar, anakartımı korudum, klavyemi korudum, mouse'umu korudum, faremi, kendi AirPods'umu korudum şahsi. Bunu korudum var ya. Bir tanesi gitti, bir tanesi kaldı. Bunu korudum, sıvı soğukluğumu korudum, iPhone'umu korudum, bunu korumasam da olduklarımı evet, korudum. 4070'imi korudum, kulaklığımı korudum ve sıvı soğukluğumu korudum. Geç kale. Ben mi? Evet. Ya ben kendim vursaydım ne olurdu? Bakayım o kadar zor vuramadınız ya. Bu arada Elianer'in mic yolladı. Mike. Thank you bro Mike, I love you. İzliyorsan burayı. Hiç anlamıyorsun ki. Çok zararlı giy değilim bugün. İyi videoydu. Şimdi gidip bu ürünleri ince hesap deposundan kılçıksız alıyorum. Sen kareye geç. Ben mi? Evet, intikam var. Bir şarkı var bilir misin? Vursam devirir miyim o? Arkadaşlar şu anda ince hesap deposuna geldik. Emir hocam bizle beraber. Merhaba hocam, hoş geldin. Biliyorsunuz ürünlerimi koruyabildiğimi korudum. Koruyamadıklarım da var. Onu konuşacağız seninle. İflas ediyor musun? İflas... Hocam... Yetmiyorsun ya. Yetmiyorsun artık ya. Şeyden çıkartacakmış. Biz onu bir şey halledersek sen onu bana bırak. Evet hocam buyur depodayız sendeyiz. İlk başta depoyu biraz size anlatayım. Ondan sonra da ne kazanırız ne kaybetiriz ona göre bir tamam, hesap kitap yapalım. 7000 metrekarelik bir alandayız zaten. Bu tarafta dediğim gibi mesela LCD ekranlar olur, televizyonlar olur, kasalar olur, monitörler olur, klimalar vesaire hepsi bu alt katta yer alıyor. Yukarı çıkalım senin alanın o tarafta. Tamam. Bu tarafta hepsi senin. Sana bir süre veririm büyük. Ben topladığın senin olsun gidelim. Şu an mı? Ne kazandıysan artık bilmiyorum. Sen ne kazandın? Sen yolladın. Ben yolladım o ayrı. Ha, o kadar yolladı ki unutmuş. Şimdi şöyle arkadaşlar, halihazırda bana ince hesap bir sistem gönderdi. Ama dedi ki koruyabildiğin kadarı seni. Kardeşlerim sağ olsunlar. Beni biraz yaraladılar. Kasamı vurdular, monitörümü vurdular. Ama ben şeyi sordum, sadece kasayı vurmuşlar. O dışını vurmuşlar, içi bende. İçi boş. Sıvımı hepsi bende. Onlara verilir. Boşta kal. Sen öyle mi dedin? Onların mı olacaktı? Evet canım. İşte monitör aldım. Ben niye plakör aldım? Ben niye plakör aldım o zaman? Lan boşta kasayı ne yapacaksın? Monitör aldım. Yapacaksın orayı. 165 Hz monitörüm var. Hocam ben şey anladım. Vurdu mu sizde kalıyor. Hani kurguydu kanka. Hani hepsini verecektin. Kurtaracaktın onları. Eyvah. Kurtaramadım işte. Ha eksik verin bana ne abi? Ha onu diyorum. Eksik vereceksin. Onun olmayacak yani. Canım. Ha eksik tamam bu benim dediğim doğru. Yani sizin değil. Oğlum işte vurmayacaktınız adamlarda kaldı. Hocam bak çok uzun yoldan geldik. 40 dakika yol geldik. Dağa çıktık. Dağdayız şu an. Bize bir güzellik yap. Yayın açacağım. Monitörün teki gitti. Telefondan mı okuyayım hocam? Chat yani koskoca ince hesap. Bu çocuğa bir şey yapmayacak. Hadi ısrarını kırmayayım o zaman kanka. O zaman ne istiyorsun? Hocam monitörüm vuruldu. Kasam vuruldu. Aa sadece iki ürün vuruldu. Evet. Tamam canım bunları hallederiz o zaman. İki ürün vurdum sen. Evet evet. Hocam evet, o zaman şöyle bir şey. Bir de klavye vuruldu. Evet klavye de vuruldu. Klavyemiz vuruldu bir tane. Tamam. İzleyicilerine de bir şey al o zaman. Ben senin izleyicinim. Şaka yapıyorsun. Bir tane al hediyem olsun o da senden benden olsun. Gerçekten mi? Vallahi. O zaman hocam bunları sen karar ver. Ben sana neyin vurulduğunu söyleyeyim. Game tamam. Power'ın yolladığı 165 Hz monitörü vuruldu. Bir MS. Tamam. Ne? Bir MS monitörü 0.5 dolar varsa. Klavye vuruldu. Tamam. Bir de şey vuruldu işte hocam. Kasa vuruldu. Sen hocam bence onu nasıl yapalım? Nasıl vereceğim? Direkt veriyor mu? Şu an yok canım öyle kolay değil. O zaman biraz işleri zorlaştıralım. Ben o 3 tane parçayı hatta izleyicilerine vereceğim parçayı da. Söyleme ama sürpriz olsun. Tamam. Deponun belli bir yerlerine saklayayım. Tamam. Ondan sonra gruplara ayrılın. Zaten kalabalık gelmişsiniz. Evet.
ailecek yani. Ondan sonra da arayın. Bulduğun senindir. Ama bulamazsan bu sefer yine artık 6.30'a kadar vaktin var. Bana bir dakika verir misin? Tamam, biz bunu başarabilecek bir ekibiz. Ürünler saklandı. Monitör, kasa, klavyeyi sakladılar. Biz bunu burada bulacağız. Yapacağız da yani. Halledeceğiz. Bu takım, bu takım bu sene şampiyon. Bu lige fazla, bu lige fazla bu takım. O kadar söylüyor. Şimdi beyler dağılıyoruz. Cihan hocam sen aldın. Siz Eren'le gidiyorsunuz. Ha, Eren'le ben. Tamam. Siz üçünüz. Evet, hocam bütün depoda ürün var. Hem altta hem üstte. Takipçiye diye sakladım mı? Onu sakla, en son verirsin. Kanka 3060. Ne bu? Direkt senin ekran kartını girmişsin. Ne? Ekran kartı. Ha, bu ekran kartı. Bendeki de mi bunda? Hayır, seninki daha iyi. Ne, hangisi benim? Arkadaydı, sana göstermeye çalıştım. Gigabyte mi? 3060 Ti. Evet. Oğlum benimki bu değil mi? Şey diyeceğim, bu ne? 470. Bu ne lan? Aha! Bu bizimki mi? Şu an... Yanlışlıkla bulduk. Bir şey söyleyeyim, bu benim ekran kartı değil mi? Değil, arkada seninki. Gel. Bu son 4070 işte. Hayır, sendeki Ti. Ha, Ti. Tamam, hadi gidelim. Gel gidelim oraya. Biz şimdi monitöre odaklanalım Can. Monitör bulacağız. Net böyle bir yerlerden çıkacak ya. Gir abi, bu araya gir, bu araya gir. Burada olabilir mi? Çok iyi saklamışlar monitörü arkadaşlar, valla. Ama depo da yani. Depo çok ya, büyük ya. Gerçekten yani. Şöyle bir bak göstereyim. Baksana. Her yerde olabilir. 4070 Ti GB. Hocam şimdi mesela GTA 5 kaldırır mı? Kaldırır. Sen ne özellik söyle bana, ne bu, ne kadar iyi bu? Kardeşim yani senin monitörüne verdikleri çözünürlük yani Full HD'den daha yüksek çözünürlükte oyun oynayabilmeni sağlıyor. Hocam bu benim, bana yollamışlar bu zaten, sadece baktık. Hadi Eren bence kasayı bulalım, kasayı bulalım, hadi. Kasayı bulalım, kasayı. Nerede bu, ne kutu, kasam nerede? Büyük bir şey arıyorsun değil mi? Büyük bir şey arıyorsun. Tamam, kasa lazım. Şu kutulara bakma. Kasa lazım, nasıl saklamışlar oğlum? Bunlar değildir. Kasanın böyle boyutu var zaten. Böyle kasa mı? Nereye sakladınız? Eren hocam. Yukarılara baksan. Bakan boyum yetmiyor. Benim mi yetecek? Nerede yapalım? Tamam çık ben. Bak abi neyi çık? Nereye koydular ki? Burada yok, gel gidelim. Burada yok bir şey. Kaan burada mı söylesene. Oğlum yayın açacağım ya. Yukarılara bak ben. Sıcaksınız. Yemin sıcağı et. Abi. Eren buraya gel. İyi bak. Soğudunuz, soğudunuz. Soğuduk mu? Evet ya, insanlardan belli bir süre soğuduk. Dikkat et. Ama hayır. Oğlum, bir dakika dur. Yok yok, beyaz nereden? Beyaz kutu, beyaz kutu. Beyaz kutuydu, evet. Değil mi? Emin beyaz misin? Kutuydu. Oğlum bu olabilir mi lan yoksa? Hayır ya, beyaz kutu ama değil şey miydi? Ne işi var ki bunun burada? Beyaz kutu ya. Bir şey diyeceğim, bu ya. Game Power. Bu değil mi? Evet, Rapid Rapid 300. Evet evet, bulduk bulduk, bak bulduk. Gel gel gel. Koşuşalım. O ne? Nerede bu muydu? Nerede buldunuz? Şu arada buldum. Vallahi. Tamam hocam, onu masaya bırakın, biz gel. Kasayı arıyoruz. Oğlum, nereye koydun abi? Bu kadar mı sevmiyorsun beni? Vallahi bir dakika alacağım şu 4060'dan bir tane şimdi. Dur. Tekrar soğursak duralım. Dur dur dur. Aha! Eren sağ yap. Dur dur bekle dur. Abi bu ama insanlık dışı bir şey ya. Arkaya mı koydun? Bunu şimdi ben merdiveni bulmasam nasıl bulacağım bunu? Bulduk dur. Bu mu acaba? Bakayım. Hayır. Bu, bu mu abi? Hayır, hayır. Hayır. Dur oğlum artık. Vento bak, bak. Markası şey Vento. Vento. Abi bulmayalım diye. Dur, bak. Dur, şey, bak. Vallahi aldık. Aha. Bulduk. Vallahi bulduk kanka. Yemin ederim bulduk. Aa, koltuk dur. Aa, koltuk mu var? Eren, bırak onu, bırak. Sen benimle hemen gel, koltuğa gel. Çok kısa sürdü vallahi. Ama biz dedik abi yani, bu ekip bulur yani. Koklaya koklaya bulduk yani. Buldun mu? Bunlardan biri seninki. Emir hocam nerede? Sayılır ya. Sayılır ya bence de. Hocam, burada bir sürü koltuk var. Hangisi bana yolladı? Şu ikisinden biri. Şu ikisinden biri. Hangisi? Kapat. Tamam. Geliyor, geliyor. Oğlum adam, ben oğlum yanmıyoruz şu ekibe bak. Abi bu ekibin yok, bulmama ihtimali o zaman yok. Biraz keyfe keder gezelim. Tamam olur. Tabii. Şu an her şeyi bulduk. Kaybettiğim her şeyi geri aldım. 5 dakika sürdü mü ya? 5 dakika sürmedi bence. Sürmedi. Biz ürünleri bulduk. Tamam. Şöyle bir gezelim, takipçilerimizden birine ne hediye edebiliriz. Bir bakalım, tamam. Game Power ürünlerini göster bize. O zaman bir setup kuralım. Direkt sana bir tane de kulaklık verelim. Oy. Fujin Pro. Tamam mı? Şanslı kişiye bir tane setup. Bunu şimdi hediye mi edeceğiz birine? E tabii. Bu bir. Tamam. Bir tane mousepad'im hocam, var. Hocam ben mousepad'i takipçi değil. Benim bütün derdimi, şeyimi çeken kardeşim. Tamam, ona çünkü da hediye verelim. Ne oldu? Kulaklığım var, mousepad'im var. Masum. Oo. Burada. Aa, bunu da hediye edeceğiz. Tamam. Ben dümenden size çıkarırım beni. Arkadaşlar, ince hesaplı Emir hocamın gönlümden bunlar koptu. Game Power
ürünleri hepsi. Bunları size yorumlardan seçtiğimiz 3 kişiye yollayacağız ayrı ayrı ya da bir kişiye bir set yollayacağız. Bunu konuşuruz. Tamam, şanslı bir kişiye bir set yollayacağız. Biz şimdi neler kazanmışım ona bakmaya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi ince hesabım bana gönderdiği, daha doğrusu kalemde koruyup kazandığım ürünleri tanıtacağız. Ben çok bilgili değilim arkadaşlar bu konuda. Hani GTA 5 kaldırır mı? Kaldırır. Ateşe soyunar mı? Oynar. Bir şey diyeceğim. GTA 5 yaparsın. Yaparsın. Gigabyte sayesinde yani. Hocam bu nedir? Ekran kartı biliyorum. Oyun oynamanı sağlayan en temel parça diyebilirim. Ya bu yetiyor mu peki? Bir tane mi? Hayır, yetmez de. Oyunu mu oynatır? Tamam, ne bu hocam? GeForce RTX 4070 Ti. GeForce RTX 4070 Ti. Ya şimdi havalı mı oldum ben? Ama neyse hocam. Ben lazım. Tamam, özür dilerim hocam. Ne hocam? Nedir bu günah bu? Günahımız. Şimdi özellikleri... Pazarlık yapalım. Günahın çok da. Günahını en son konuşacağız. Yani, bir dakika dur. Önce bir sana bir ürünü tanıtalım. Çok iyi kutusu falan ya. Çok güzel bir ekran kartı. Evet, 12 hocam. GB hafızası var kendine. Yani GDDR X6 diye geçiyor bu teknoloji, tamam mı? 1640 MHz çekirdek hızı var. Kendiliğinden aşırtılmış. Yani sana gelecek şey bu. Bu hızda oyunları oynayacaksın. Çok yüksek çözünürlükte, inanılmaz. Hepimizi onunla vuracağım o zaman. Evet, onlara geleceğiz. Nvidia DLSS 3.0 Frame Generation aynı zamanda. Bunların hepsini açıklayacağız, korkmana gerek yok. Tamam. Hepsini anlayacaksın, tamam. Ne demek olduğunu sakin anlayacağız. Sakin. Kendi GB'ın sağladığı WinForce soğutma 3 fanı görüyorsun bak burada. Ha bu, ben bunu şey sanıyorum lan, yazın oynuyoruz, terliyoruz ya. Ya aynen, şey, o soğutacak seni, tamam, merak etme. Tamam. Çok güzel ışıkları var bak, RGB. Aa, ışıklı mı ışıklı? Ondan sonra istiyorsan sessiz, istiyorsan oyun modunda çalıştırmak için üzerinde bir tane tuş bile var. Oğlum niye söylemiyorsun, ben oynarken ona basınca şimdi sessiz mi çalışacak? Ama zaten yani, sessiz çalışıyor. Okay. Zaten sessiz çalışıyor bu arada. Evet, zaten sessiz çalışıyor. Neden bu? Neden bu? Güzel. Tamam. Nvidia Reflex diye bir teknolojimiz var. Düşün, gecikmeyi minimuma indiriyor. Sen mouse'a tıkladığın anda mermi tak kafaya gidiyor. Aynen öyle. Karşıma çıkıyor. Nvidia sağ olsun Reflex diye bir şey çıkartmış. Oyunları ayarlarda açtığın zaman sistem gecikmesi diye bir şey kalmıyor. Mesela Mid'de karşılaştık. Direkt. Gördüğün anda vuruyor. Evet, direkt. Şimdi o zaman beni vuran adamlarda bu sistemden vardı. Büyük ihtimalle. Artık sende de var. İşte abi bende de var. Hadi bekleyin şimdi. Evet. Çingiz Bey. Ondan sonra bak. Burada da okuyabilirsin. İstiyorsan incele kendin. DLSS 3.0 ve Frame Generation denen bir teknolojimiz var. Nedir hocam? Spider-Man Art. Şöyle yapay zeka destekli. Tamam. DLSS 3.0'da normalde çözünürlüğünü biraz kısıyor kendi. İçinde oluyor bunlar, sen görmüyorsun. Çözünürlüğünü kısıyor. Yapay zeka onu tekrar yukarı çıkartıyor. Senin performansın artmış oluyor. Ama aynı görüntüyü alabiliyorsun. Sen niye bu kadar bilgilisin lan? Arkadaşlar Eren bizim ekip arkadaşımız, ince hesap çalışan değil, bilginiz olsun. Aynı zamanda Frame Generation destekleyen oyunlardan da bahsediyor. Yani bazı oyunlar destekliyor, bu teknolojiden de bahsetmemiz lazım. Yapay zeka DLSS kullanırken o küçülttüğü zaman yapay zeka işlemci yerine arayarak kare ekliyor. 90 FPS'ten 150 FPS'e çıkıyorsun. Vay vay. Bu bilgi doğru. Akıcılık mükemmel oluyor. Akıcılık inanılmaz artıyor. Ya bu kadar özellik buna mı sığdırmışlar herhalde şimdi? Ne teknoloji var? Buna sığdırmışlar dediğin de yani değil. Bak o bile değil. Ondan da küçük. Yani küçük bir parça. Gigabyte. Boşuna demiyoruz gigabyte. En son artık Nvidia'nın kral olduğu RTX teknolojisi. Işın izleme. İnanılmaz. Normalde bir ışık geliyor. Buradan nasıl senin gözüne sekiyor? Bunu böyle algoritmayla hesaplayan bir şeyler var içinde, yapay zeka. Aynı gerçeklik gibi oyunda ayna yansımaları, su yansımaları, ondan sonra ışık gelen, ışık gölgeler, gölgeler inanılmaz. Gerçeklik gibi. Bak, aynı birebir. Mükemmel bir teknoloji. Sen para mı aldın? Hayır. Çok iyi anlatıyor çünkü. Evet, başka neyi tanıtmak istersin? Bu tamam mı hocam? Yani bu oyun oynamanı sağlayan mükemmel bir alet. Hocam bu nedir ya? Bu çok bu hafıza. Viper yazıyor. Ya marka. İsim. Hafıza kartı mı? Yok. Bir belleği. Sakin. Bilgisayarın belleği. Bilgisayarın belleği. Evet, 32 GB'lık bir bellek. DDR5. Tamam, DDR5 inanılmaz bir teknoloji. Valla. Hızlar inanılmaz arttı DDR4'ten DDR5'e geçince. Kendisi 6000 MHz'de çalışıyor. İnanılmaz hızlı. Yani benim DDR4'ten çok da daha... Çok anlamıyorum ama... Bak ışıklı ışıklı, ışıklı. Her şey ışıklı. Işıklı mı ışıklı? Bak ışıklı. Işıklılığını görüyorum. Intel XMP 3.0 teknolojisi falan filan varmış, onlar meraklısına. Oğlum komşular falan, şimdi ben bu sistemi açıyorum böyle gibi. Büyük içeride neler oluyor sanacaklar ama... Camdan aslında ben teknolojiyle birleşiyorum. Camdan bir görse... Bu kadar hızlı. Evet, RAM ve hafıza. Zaten daha ne ışıklı hızlı. Yani bir sürü özellik say, daha ne olsun. Helal olsun. Çok iyi canım. Evet. Tek ben alkışlıyorum, saygısız. Alkışlıyorum. Hocam bu nedir? Bu anakart. Güzel. Anakart. Her şey buna takılıyor. Bu olmazsa bilgisayar çalışmıyor. Her şey buna takılıyor. Ekran kartını buraya takıyorsun, işlemcini buraya takıyorsun, hafızanı buraya takıyorsun, kablolarını buraya takıyorsun. Her şeyin bu. Bu olmazsa bu iskelet. Peki hocam, peki bu gigabyte'ın ne düştü?
Bu ne? Depolama. SSD, SSD o. SSD mi? Bütün oyunlar, fotoğraflar, videolar, dosyalar, her şey bunun içinde. Saniyelik keşke içinde insanların da SSD'si olsa da istemediklerimizi atıp atsak böyle. Keşke. Seni atarım. Beni atar mıydın? Şimdi anakartta şöyle bir şey var. D760 chipsetimiz var normalde. Ya aslında önce işlemciden bahsetmek gerekir de senin işlemcin de normalde Z790 chipseti dediğimiz yani anakartın içindeki devreler, tamam mı? Normalde Z790 en iyi performans veriyor ama fiyat performans olarak B760 tercih ediliyor. Çünkü sana sunabileceği her şeyi alabiliyorsun zaten. Özel bir yorum muydu gerçekten? Yok gerçekten böyle. Hocam peki bu anakartımızın özellikleri nedir? Şöyle B760 chipset adı üstünde zaten. 4 tane RAM slotumuz var. Sende tamam. 2 tane var zaten. Ekstra 2 tane daha alırsın, o sana kalmış bir şey. İnce kendisi bana. İnce ayarlarla 7600 MHz'e kadar çıkarabiliyor. Ben sana ne demiştim? Bak 600 MHz demiştim. Tamam. 6000 pardon, çok özür dilerim. 6000'den 7600'e kadar çıkartabiliyormuşsun bunu. 128 GB'a kadar da destekliyor. Şimdi sende 32 var. Bunun aynısı aslında 64. 128'e kadar çıkabiliyor. 4 tane de 128'e kadar çıkabiliyor. Amerika yayından keşfedeceğim. Aynen öyle. Baktığımız zaman evet 2 tane burada PCI bağlantısı var. Bir tane PCI ekran kartı hızlı bağlantı var. Ekran kartını takıyorsun. Buraya SD aksesuarları falan filan var. Yani giriş seviyesi, giriş sayısı yüksek. Bak zaten burada resmi görüyorsun. Sen gördüğün zaman ben sana bundan göstereyim. Tamam hocam. Ön tarafta da gözüküyor zaten. Ondan sonra M.2 SSD bağlantılarımız var. İşte az önce elinde tuttuğun yerin yuvası falan. Tamam hocam. Burada iki tane var. Ondan sonra soğutma sistemi var kendi. Ben çok yabancı bakıyorum ama. Yok. Diğer 5 desteklemesi açısından güzel. Fiyat performansı olması açısından da çok güzel bir anakart. Teşekkür ederim. Bilgisayarın kalbi. Bilgisayarın kalbi. İşlemcimiz. Bu olmadan hiçbir şey yapamazsın. Aynen öyle. Şöyle. Diğer tarafı önemli. Diğer tarafı önemli. Bilgisayara girer. Oralar hassas noktalar. Hocam şöyle bir şeyimiz var. Bilgisayarın kalbi. Oku bakayım ne diyor. Intel Core i7 13700K işlemci. SRM, MRM. Onları detay. Onları geçecek. Tamam. X34 plaka yazıyor. O ne? Onları sen takılın hocam. Onlar sayıyor. Hocam tamam bu işlemcimiz evet, kalbimiz. İşlemci kalbim. Canım kalbimdesin. Hocam bunu kutumuza koyduk. Nedir bu hocam? İşlemcimiz neymiş bizim? İşlemcimiz Intel Core i7 13700K. 3.4 GHz temel frekansımız var. 5 GHz'e kadar da turbo destekli. Hızlanıyor. 16 çekirdek, 24 iş parçacı. 8 performans 8 verimli. Onlar teknik detaylar. Bilen bilir, duyan bilir. Gurmeler bilir. Aynen öyle. LGA 1700 soketimiz var. Anakartımızla uyumlu. En çok ona dikkat etmemiz gerekiyor zaten. Hocam. İşlemci kalbim. Ama oyun performansı açısından iş olarak inanılmaz bir işlemci. Hem işini görür hem oyununu görür. Çok iyi hocam. Aynen öyle. Canımsın. Hocam sıvı soğutma bunu biliyorum. Evet sıvı soğutma. Sıvı soğutma mı? Evet, sıvı soğutma. Sıvı soğutma evet. Aynen. Bunu da hocam ufaktan ne bu? Nedir yani? İşlemcini soğutuyor. Bu kadar. İşlemci evet. Çok hızlı çalışıp çok hızlı ısınan bir parça. Peki hocam. Sıvı soğutmayla bunu çözüyorsun. Peki hocam. Buradan en son ışıklı bir... Işıklı her zaman. Işıklı mış. Her evet. Zaman. Burada da rentobi kasamız var. Doğru dedim değil mi? Evet doğru dedim. Önemli olan bunları bununla doldurmak değil mi? Tabii içine giriyor. Ben ne kasalar gördüm içi boş, ne içim orada eşyalar gördüm, kasa boş herhalde. Evet, evet, hayat evet, evet, doğru. Cesaplarda bir sürü çevre bilimi yolladı, kulaklık, mouse, işte kulaklık, mouse, klavyede şey var, ekran var, mel ekran. Biliyorsun. Üstünü koyabiliyor muyum böyle, klavye ışıklı mışıklı böyle. Bunları buraya sığdıramadık, çok şey yolladılar, benim çeyizsizler bana. Onları usturacağım, buradaki bütün sahip olduğum ürünleri linkte göreceksiniz arkadaşlar. Hocam bu sistem her oyunu bana oynatır. Her oyunu. Her şeyi bana yaptırır. Onu bana geri getir, onunla alakası yok, tamam. Bitti onu o zaman. Onun cevabını veremiyoruz maalesef. Arkadaşlar ek olarak bu sistem haricinde ince hesap bir sistem daha oluşturacak sizin için. Onda linki bırakacağım aşağıya. İnceleyebilirsiniz, almak istersiniz, alırsınız. FIFA oynarız, fena kapışırız. Bana sana. Önce bana ya, sen bir dur ya. Dur, sıra var ya. Sıra var. Nasıl linçlendiğimi. Tamam hocam, o linki de bırakacağız. son olarak da sağ olsun Emir hocam ince hesap deposunda biz gezerken 3 tane hediye verdi bize. Kulaklık, mouse ve gamepad, mousepad değil mi? Mousepad'lerde onları da yorumlardan bir şey yollayacağız. Bir videonun daha sonuna geldik. İnce hesabı bana desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Kalp arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için. Bu normal benim elimde bunlar takılı. Bunlar göstermek içindi ama öyle bir şey yok. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Videonun daha sonuna geldik. Bunlar bizim. Bunlar için Doğut Hanım. Tabii. Buyurun. Hocam sıvı soğutmayı unuttun onu da al. Şunu alacağım. Hadi gidelim. Hadi.